Biz Saadet teyzenin yaşam mücadelesini ne acı bir haber diye getirmedik ekrana. Çünkü bu 65 yaşındaki bu kadın, ben çalışıyorum zaten. Bu bebek arabasıyla kağıt topluyorum, karnımı doyuruyorum. Hatta askerdeki oğluma da para yolluyorum diyordu. Kiramı ödüyorum, benim Kimseden için yardım kira önemli istemiyordu. Ama diyordu. diyordu ki ya Umre'ye de hacca gitsem ne kadar güzel olur. Onu da yapamam ki diyordu. Ve şimdi telefon hattımızda Saadet Benli Efendim. teyzeciğim. Günaydın, nasılsınız? Günaydın. İyiyim. Allah bugünlerimizi Amin, Amin, amin. amin. Saadet teyze, senin hayat mücadelen, iş hayatın bizi çok etkiledi. Çok da gurur duyduk bir kere. Hem o yaşta işine sahip çıkman, verdiğin mücadele, evladın için çırpınman çok hoşumuza gitti. Öncelikle bir tebrik edelim yürekten. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Sonrasında da bir şey dikkatimizi çekti. Hassasiyetimize aslında biraz da oraya odaklandırdık. Benim en büyük hayalim hacca gitmek dediniz Saadet teyzeciğim. Efendim? En büyük hayalim hacca gitmek dediniz. Doğru mu? Evet. Ne oldu biliyor Evet. Onu musunuz? da bana Allah söyletti. Ah, orada yani hiç öyle aklınızda yoktu değil mi? Allah birden söyledi. Çünkü hiçbir şey Yoktu. istemek gibi bir şey yok. Kaygısı Yok, derdi. yok, yok. Asla. Peki Saadet teyze, Cuma günü söylemezsen olmaz da neler oldu? Haberin oldu mu? İzledin mi? Ben Duydun mu sonradan bir şeyler? tabii ki sonradan duydum her şeyi. Bir de Ne Nihat dedi? Doğan'dan duyun bakalım. Size Evet, güzel bir bakalım. müjde verecek Nihat Doğan. Estağfurullah ya. Saadet teyzeciğim, Efendim? öncelikle ellerinden öpüyorum. Çok sağ olun. Allah razı Rabbim olsun. size sağlıklı uzun ömürler versin. Amin. Evladınıza bağışlasın. Evladınız askerdeymiş, ona da hayırlı tezkereler olsun. Amin. Sizin gibi Amin. tezkere yolu gözleyen, Cümlemize Rabbim sizin gibi... cümlemize bu şeyi versin. Ya sadece bize değil, Amin. cümlemize. Sizin gibi tezkere yolu gözleyen, bekleyen bütün annelere de Rabbim umutlarını var etsin inşallah. İnşallah. Şimdi Amin, amin. sizin tabii biz şeye çok alıştık Saadet teyzeciğim. Yani canım annem, yani siz annem yerindesiniz, annem gibisiniz. Yani bu zamanda o kadar çok kolaycılığa alıştırılmış bir hale dönüştürüldük ki. Yani parasız kalan bilmem ne kalan hemen böyle bir dilenmeyi çare olarak görüyor. Kulağa Evet, minnet etmeyi çare olarak görüyor. Siz hiç böyle bir şey düşünmediniz mi? Aklınızdan böyle bir şey geçmedi mi? Mesela... asla, asla, asla da göstermesin, bana düşürmesin. Ah, ne güzel. Asla. Hep Değil mi? Allah'tan istediniz, Allah'tan beklediniz. Tabii ki, tabii ki. Kucum yetti önce git çalıştım. Bismillah dedim, yoluma çıktım. Okudum. Ayet-i kürsüleri okudum her zaman yollarda. Rabbim de ver ya. Öyle Cenab-ı Allah öyle diyor. Diyor kim bize el açtı Evet. ki diyor biz onun duasını geri çevirdik. Kim bizden ne istedi Evet. de siz benden ne istediniz de. İnsanoğlu işte Allah'ı bırakmış, Allah gibi bir umut kapısını bırakmış, kuldan Kuldan istiyorlar. istiyor. Kula gidiyor diyor kardeş 5 TL verir misin? Kimin aklına Evet. gelir işte Saadet teyze röportaj yapacak da. Belki orada kendi Evet. sıkıntılarını anlatıyordun değil mi Saadet teyzeciğim, anneciğim? Tabii ki, tabii. Burada Allah Bir anda söyletti bak, bir duyma. anda hani diyorlar ya, söyleyene değil söyletene Söyletene bak. bakmak Ya lazım. o da öyle Allah söylüyor. söyletti. Belki de Evet. sesiniz yankı buldu. Şimdi bizim de çok hayırsever dostlarımız sağ olsunlar, senin bu görüntülerini görüp o haykırışlarını, o doğana karşı o sesine bir ses olmak istediler. Sen yoktun, biz sana ulaşamadık. Hakkını helal et. Telefonla da ulaşamadık. Ama sizin adınıza kabul ettik yani. İşi bağladık değil mi Çok Nihat? sağ olun. Evet. Allah Sözleri aldık. razı olsun sizden. Kim ne söz Çok verdi sağ olun. istersen Olur Şimdi olur. Saadet teyze şöyle aydınlatayım. Benim çok değerli büyüğüm Mehmet Cengiz'in çok kıymetli eşi Fatma Cengiz, iş kadını, çok da değerlidir, çok da vicdanlıdır, merhametlidir. Senin sesini duyduktan sonra bizim de programımızı daimi izleyicilerinden sağ olsun, buradan da selam olsun, Selam hürmetlerimizi olsun. iletelim. Selam olsun. Hemen telefona bağlandı. Dedi ki Saadet teyzeyi ben hacca göndermek istiyorum. Ne mutlu bana, ne mutlu bana. Canım benim, canım. Var ya, ben uyku uyuyamadım bunu duyduktan kelime, anladın mı? Ay ne kadar güzel ya. Sana Evet. söylemişler miydi? Sana söylemişler miydi hacı biri göndermek istiyor seni? Ya beni belediye başkanı Ümre'ye gönderiyor şimdi. Pasaportu falan çıkarttırdı. Umre'ye değil, biz seni direkt hacca gönderiyoruz. Artık bu yaşa geldin, burada yarım iş yapmak olmaz. Tabii ki. Tabii senin direkt işi Gidebilsem de tamamlaman, bak. Direkt hacca işi bitirmen lazım. Direkt Evet. işi bitir. Anladın mı? Tabii Umre ki. her zaman gidersin. Evet. Şimdi acilen o müjdeyi de verelim. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki
Toç oğlu hemen umre işlemlerini başlattı. Pazartesi itibariyle yine ekranımızda yayınlandıktan sonra bu görüntüler çok ses buldu. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Hatta askerden gelecek oğluna bir iş sözü verdiler. Bir can bizim sesimizi çağırmamızı da duydular. Hani demiş ki bir güzel iş ne olur Sakarya'dan. Sakarya Belediye Başkanı ben buradayım dedi. Teşekkür ediyoruz. Haberler bak, güzel yani. Bak ben size söyleyeyim mi Saadet teyze? Sen evladına ben de senin evladın yerindeyim. Ellerinden öpüyorum, ayaklarının altından öpüyorum. Allah senin gibi onurlu anneleri başımızdan eksik etmesin. Gerçek anne de sizsiniz. Az önce Allah sizin gibileri başımızdan eksik etmesin. Estağfurullah. Biz kimiz? Biz Allah katında bir köpek dahi kıymetimiz yok. Bir it kadar değerimiz yok Allah katında. Kıymetli sizlersiniz, önemli sizlersiniz. Öyle demeyin, öyle demeyin. Siz olmasanız biz de var olamıyoruz. Estağfurullah. Ben kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Bilmiyorum arkadaşlarım ne der. Bir de çok kıymetli, çok değerli dostum Orhan Osmanoğlu. Evet. O Abdülhamit Han'ın da torunlarındandır. Payitaht dizisini de yapıyorlar şu an. O da seni Umre'ye göndermek istedi. Ben de şunu söyledim yayında sen yokken bir şu anda dinliyorsun. Ben de dedim ki Fatma Cengiz hanımefendi hacca göndersin. Anamız hac istiyor. 65 yaşındasın değil mi anneciğim? Hı hı. Evet. Evet. 65 yaşındasın. Ben de artık bu yaştan sonra umre olmaz. Yani umre olur da artık sana olmaz. İmkan varken hac olsun dedim. Yani işi tam tertemiz yapalım öyle gelelim dedim. Anladın mı? İşi bitirelim. Yani umre mumre. Ondan sonra dedim ki işi bitirelim dedim. Yani paranın hepsini indirelim. Çünkü hac farzdır. Umre falan hac farzdır. Yani Allah-u Teala sana hacı soracak. Yani umreye gittin mi gitmedin mi demeyecek. Evet. Farz olan hacdır. Bence sen biz Fatma Hanım'la konuşalım. Hemen irtibata geçelim. Başkan da böyle pasaportu çıkartmışken. Biz seni bir hacca gönderelim. Bu bir. Tamam mı? Ay çok sağ ol. Hacca gönderelim biz seni. İki, Orhan Osmanoğlu abimiz, üstadımız, hocamız da umre dedi ya hani. Umre'ye yollayacak ya. Biz ondan da o umre parasını alalım. Biz onu da alalım. Söz çıkmış ağzından. Saadet teyze senin menajerin çok sağlam. Bak diyeyim senin sırtın yere gelmez artık. Saadet teyze. Var ya. Siz var ya siz var ya öldürmezsiniz insanları sevindirirsiniz. Ay Allah razı olsun sizden. Bak. Nihat alalım parayı. Sonra bak ya. Saadet teyze biz umre parasını da alalım. İndirelim onu da. Bir şey tamam diyeceğim. Mı? Belediye başkanı hacca da gönderecek. O zaman Fatma Hanım'dan da. Abicim belediye başkanı başka işlere baksın. Dur şimdi başkanı karıştırma belediye şimdi. Belediye başkanı hacca yollasın Fatma ya, teyzeden olmaz. De. Olmaz abicim biz işi bitirmişiz. Başkanı sokma araya şimdi. Dur başkanı İlkay trafiği karıştırma ya. Belki başkana dev aldıracağız ya karışma İlkay. Oo. Tamam. Sen yandın ha. Menajer hedefleri büyük ya. Ben birden ayamadım o kadar. Evet. Saadet teyzeciğim biz seni hacca gönderdik Fatma Cengiz Hanımefendi ile. Bir. Orhan abimizden Orhan Osmanoğlu'ndan da paketi alalım. Umre parasını da hacca gider orada kaza bela olur bilmem ne olur ihtiyacın yanında olur. Bulursun, belki iki tane de komşun momşun senden bize de bir hurma murma getirirsin. Bir zemzem de bize getirirsin. Anladın mı? Bir arşık yaparsın o da dursun sende. Ondan sonra çok sağ ol ya. Belediye başkanı da geleceğim İlkay'la tamam. Gel ama. Dur geleceğim kurban oldum. Tamam mı? Ha. Çünkü niye biliyor musun? Askerde evladı var. Askerde şimdi kadın kar önümüz kış. Ne yapacak? Bu karda kışta kağıt mı toplayacak? O umre parasından alacak bir kısmını da hem oğluna gönderir hem de yakacak makacak şeyi alır. En azından birkaç ay iskak olur belki. Saadet teyzeciğim bunu da yaptık mı? Ha ondan sonra belediye başkanı da şimdi bağlansın telefona ben de ona bir ev veriyorum desin canım. Öyle ufak işte kurtulamaz belediye başkanı. Bırakın bu işleri. O zaman Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı tabii, Zeki Toçoğlu'nu arkadaşlar bağlayabilirseniz parayı şahane indirsin. Olur. Saadet teyzeciğim tamam mıyız? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Saadet teyze. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Saadet teyzeciğim bir şey soracağım size. Herhangi bir maaş alıyor musunuz? Efendim? Herhangi bir maaşınız var mı? Maaş. Maaşımız var da benim elime geçmiyor. Nasıl? Ha oğlunuza mı yolluyorsunuz? Yok yok. Ev var. Ev ödeniyor krediye. Ha eviniz var ev mi ödüyorsunuz? Hı hı. Vallahi bravo. Vallahi kağıt toplayarak bir bebek arabasıyla... Bir de öyle bir kredi ödüyorsanız yani size helal olsun. İnşallah da dileğiniz ya bir an önce kabul hemen gerçekleşsin. Sizi hacdan döndüğünüzde de yine ağırlayalım programda. Şimdi Saadet teyzeciğim müsaadenizle biz sizin telefon numaranızı aslında bu müsaadeyi almak için de sizi aradık. Sayın Orhan Osmanoğlu'na Fatma Cengiz hanımefendiye ileteceğiz. Sizin birebir iletişim kurmanızı sağlayacağız. Hani birebir iletişim. Sonrasında takipçisi olacağız. Şöyle yapalım.
Şimdi telefon telefon Saadet anne o an olur iş bir şey yapıyordur telefona bakamaz. Ben Saadet teyzenin hesap numarasını alacağım. Saadet teyze var, yayından sonra biz hesap numaram var mı Bilal Bey'de? Var, tamam. Bende de var. Saadet teyzeciğim ben senin hem hac için zaten seni gönderecek hem dediğim telefon numara. Öbür taraftan da Orhan Başkan'la görüşeceğim Orhan Osmanoğlu'yla. O da senin umre parası gönder umre paranı da hesabına yatırttıracağım senin tamam mı? Tamam. Hadi Allah'a emanet ol ellerinden öpü. Dua et bize. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Sizden de Allah razı olsun. Ellerinden öpüyoruz Saadet teyzeciğim senin. Bugün güzel haberler geliyor. Bugün valla çok güzel. Diyorum ya dualarım kabul oldu her program sonunda. Yarın güzel bir gündem olsun diyorum gerçekten. Bizi çok mutlu eden bir gün oldu. Şimdi seslen belediye başkanına. Başkan da gelsin ev versin. Tamam. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı acilen yayınımızdan sonra Sakarya olaya el koymuş. Tabii. Büyükşehir'se öyle umreyle kurtulamaz Sakarya Belediye Başkanı. Ona da hiç sözü vermişler. Askerden geldikten sonra. Ya abicim onlar ufak işler. Belediye Başkanı'nın ufak işler onlar. Bırakın bu işi parayı atacak başkan. Başkanım ev istiyorum. Nihat ev almış kredisini ödüyormuş. Tamam kredisini başkan ödesin işte. İki artı bir nedir? Bir tane başkan yapsın bir büyüklük. Yani. Ben yapacağına inanıyorum Sakarya Belediye Başkanımız değil mi Bircan? Artık bu saatten sonra yapacak belli oldu yani. Yapacak bir şey kalmadı artık zaten. Beyefendi yapacak pek fazla bir şey kalmadı. Yani başkanım mesajı lütfen alın. Sayın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız. Veren el alan elden her zaman üstündür. Her zaman. Her zaman. Evet.